أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Haftalık derslerimize başlamış bulunuyoruz. İnşallah pazartesi günleri tefsir dersi, yarın salı günü hadis-i şerif dersi, çarşamba günü ehl-i sünnet itikadı ve tasavvuf, cumartesi günü de fıkıh meselelerini kitaplarımızdan okuyarak sizlere tatmin etmeye çalışacağız. İnşallah gayemiz ortalıkta dolaşan bir takım yeni akli, mantıki, felsefi, düşünceli insanların, etiketli, prof olmuş, ilahiyatçı olmuş, din adamı olmuş, bu şekilde insanlara bir takım şeyleri yanlış olarak veya kasıtlı olarak bilemiyoruz, İnsanların kafasına atarak, kalbine atarak karıştırmaya çalışan kimselere elimizin, dilimizin döndüğü kadar Allah-u Teala'nın izniyle, büyüklerimizin duasıyla, sizlerin de desteğiyle inşallah cevap vermeye çalışacağız. Tefsir hakkında tefsir dersine başlamadan evvel kısa malumat verelim. Hazretinden bahsedelim. Tefsirin tarifi lügatta ve me'huzu me'el fesr, yani ibane, keşif, izah, açıklama manasında olan fesir kelimesine alınmış. İstilahta, yani ilim babında tefsir el fennu ala ma arrafe zekeşi ve ilmun yufremu bihi kitabullah el münezzile ala nebi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz'e indirilmiş olan kitap, onun manalarını anlamak ve yani manihi, manalarını beyan etmek, istihraci ahkamihi, ondaki hükümleri çıkarmak ve hikemihi, hikmetlerini ifade etmek için açıklama yapmaya deniyor. Estidâdı zâleke min ilmi lügâ. Tefsir ilminde lazım olan şeyler sadece birincisi lügattır. O lisan lügatını bilmek ve nahiv, gramer, kurallar ve tasrif, sarf, kelimelerin türetilmesi ilmi ve ilmi beyan, yani fesat belâatla alakalı ilim, usul-i fıkıh, fıkhın temellerini ifade eden ilim, vel kıraat, Kur'an-ı Kerim'in kıraat vecihlerini açıklayan ilim, ve yuhtacu li marifeti esbabin nüzul, vel nasıh vel mensuh. Aynı zamanda ayetlerin iniş sebeplerini bilmek, nasıh ve mensuhu da bilmek bu ilimde şarttır. Dolayısıyla tefsir yapacak olan kişilerin bu ilimlerden haberdar olması lazım. Kafadan tefsir olmaz biliyorsunuz. Men fesser Kur'an'ı bile iyi fakat tefer. Kim Kur'an'ı kendi görüşüne göre, mantığına göre, anladığı şeye göre tefsir ederse o kârlı olur. O yüzden işte saydığı ilimlere bağlı kalarak ve ashab-ı kiramın büyüklerin verdiği manalara sadık kalarak tefsir olması lazım. Tevil denen bir şey var. Ayetlerin tefsiri var. İşte söyledik açıklaması beğenilmesi oluyor. Kayda göre. Tevil ise evl kelimesinden geliyor. Vücud dönmek manasındadır. Islahta ve beyanu ma yerzu ileyhi ma'anel Kur'an. Kur'an'ın manasının kendisine döndüğü şeyi beğenmektir. Muktadar kavaydi ve nazara takik. İnce anlayışlar ve kayda gereğince yine kaydaya bağlı kalarak ama ince anlayışlar Kur'an'ın manalarının döndüğü şeyi beğenmektir. Demek ki tefsir ile tevil arasında fark var. Kur'an tefsirinin başlangıcı biliyorsunuz Efendimiz Aleyhisselam ile başlar. Yani Kur'an'ın kendisine inmesiyle manalarının ashab-ı kirama açıklanmasıyla başlar. Ashab-ı kiram Kur'an lisanı üzere doğmuşlar, yaşamışlar. Kendi lisanları Arapça, Kur'an-ı Kerim Arapçadır. Dolayısıyla onlar Kur'an terbiyesiyle terbiyelenmişler. Manalarını anlamışlar. Ona göre kendileri ıslah edip düzeltip kemalata ermişlerdir. Efendimiz Aleyhisselam vefatından sonra ve İslam'ın galip olup her tarafa açılmasından sonra yeni gelen insanlara, değişik kavimlere Kur'an'ın anlatılması, açıklanması gerekti. Bu da ashab-ı kiramın büyükleri bu işi kendi üzerine aldılar. Bütün sonra gelen kimselere
Kur'an'ın manalarını Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendikleri şekilde beyan ettiler. Böylece insanları Kur'an'a ve sünnete bağlanmalarını sağlamış oldular. Bundan sonra da tabi'in dönemi geldi. Böylece ashab-ı kiramdan aktarılan kabiller, sözler tabi'in döneminde tefsir şekline konmaya başlandı. Halbuki ashab-ı kiram içinde müfessirlerin reisi babası olan Abdullah bin Abbas Abdullah bin Abbas Efendimiz Aleyhisselam'ın amcasının oğlu, Allah ikisine razı olsun, en büyük müfessir sayılıyor. Onlar tefsiri tabi biliyorsunuz dilden gönülden ifade ediyorlardı. Daha sonra gelen tabi'in dönemin artık bu işi tefsirde olduğu gibi, hadis-i şerifte olduğu gibi, fıkıhta olduğu gibi eserleri, ilimleri kitaba zapt etmeye başladılar. Tefsir nevileri hakkında Kur'an'ın Kur'an ile tefsiri. Yani Kur'an-ı Kerim'den gelen bir ayet anlaşılmadığı zaman daha sonra gelen basit bir ayet onu açıklıyor. Mesela Estağfetelakka Adem min Rabbihi kelimatin. Adem Rabbisinden bir takım kelimeler aldı. Tevbe çekti ya. Tevbe etmesi için ne lazım geliyor, ne yapması lazım geliyor düşündü. Mevla'dan onları öğrendi. Nedir onlar işte? Kâle Rabbena zalemna enfusena ve illem tağfir lenâ ve terhamnâ lekûnenne min hâsirîn. Ya Rabbi sen bizim ikimize, ya biz ikimiz nefsimize zulmettik. Sen bizi affetmezsen, bize merhamet etmezsen elbette biz husranda olanlardan oluruz. Dediler. Ve Allah'ın kelime buymuş. Bak Kur'an-ı Kerim ne oldu? Vekâleti sonraki bayağı tefsir etmiş oldu. Sünnet ile Kur'an tefsiri Efendimiz Aleyhisselam'ın şu ayet tefsir etmesi. Fesefe yuhasib Aleyhisselam'ı iyisiyle. Yakında kolay bir hesap ile hesaba çekilir. Bütün insanlar hesaba çekildiği zaman müminler kolay hesapla hesaba çekilir. Nedir bu? Bütün Müslümanların hesaba çekilmesi varsa ve vel ardu yevmel kıyamet. O kıyamet gününde amellerin arz edilmesidir. Cenab-ı Hakk'ın huzuruna amellerimizin takdim edilmesidir. Demek ki kolay hesap böyle olur. Allah-u Teala hesabımız kolay hesap. İçtihat ve istinbatla yani alimin, müçtehidin, müfessirin dirayetiyle olan tefsirler evvela bu ashabta başladı. Sonra tabiinde devam etti. Sonra gelenler devam ederek bu yolu açmış oldular. Bunlar lügattan yardım alarak Arapların adetlerinden ve esbab-ı nüzul ve şeriatın maksatlarını bir araya cem ederek rey ve içtihatlarıyla tefsir yapmışlardır. Bir de evvelki ümmetlerden aktarılan rivayetler var. Onlar İsrail'e deniyor ama onların Kur'an-ı Kerim'de zikredilmesi ne oluyor? Makbul bir durumda zikredildiği zaman onları da tefsirde kullanmış oluyor. Yani manalanırken ayetlere o rivayetlerden de istifade edilebiliyor. Tabi bunlar itikadımıza, inancımıza ve şeriatımızın hükümlerine uygun olmak kastıyla olursa onlardan da istifade edilir. Tefsirlerin kısımları var. Tefsir bil me'sur. Yani rivayetlerle gelen, hadis-i şeriflerle, ashab-ı kiram rivayetle gelen tefsirler var. Bunlar ashab-ı kiramda başlamış oluyor. Bunlar en başında Taberi'nin Camil Beyan isimli eseri, Semerkandî'nin Bahru'l Ulûm eseri, İbn-i Atiye ve diğer eseri. İkinci kısımda tefsir bir rey var. Yani içtihatlı müştehitlerin, müfessirlerin görüşleriyle tefsir edilen tefsir. Bu da Arapça kelamına dayanan lafızların delaletiyle, sebeb-i nüzulle, nasıl nasıl bilerek, şeriatın maksatlarını bilerek diğer ihtiyaç olan ilimlerle beraber tefsir ediliyor. Mefatihul Gayb, Razi'nin eseri, Zemahşer'in Keşşafı, Envar Tenzil, Beyzabi'nin Envar Tenzili, Nesefi'nin Medarik Tenzili, Hazine'nin Lübab-ı Tevhili, bunlar ne oluyor? İşte tefsir bir reyde zikrediliyor. Bir de tasavvufi tefsirler var. Onlara işaret deniyor. O tefsirlerde şeriatın ifade ettiği, ayet-i kerime ifade ettiği zahir mana verilir. Ondan sonra gönlüne gelen işaret manası da söylenir. İşte bu işaret manalar şeriatın zahirine muhalif olmayacak. Yoksa batınlerin dediği gibi ayetlerin gizli manası vardır. O gizli manayı ancak biz anlarız.
ile sapıtmaları bu yanlıştır. Şimdi tefsirlerden elimizde pek çok tefsir vardır. Ancak biz derslerimizde belli başlı tefsirleri takip edeceğiz. Hepsini işletmemiz mümkün değil. Şimdi tefsirin tefsirler makbul tefsirlerin günümüzde tercümeleri vardır. Ancak tercümelerde hata olabiliyor. O yüzden her tercümeyi tavsiye etmiyoruz. Elimizde Doğru Furkan tefsiri var. Tefsirin tercümesinde büyük bir heyet iş başındadır. Ondan bazı kısımları arasında okuyacağız. Mesela Kur'an-ı Kerim'in fazileti hakkında okuyalım birkaç ayet-i kerime şerif. Bismillahirrahmanirrahim. Tebarekellezî nezzelel furkâne alâ abdihî liyekûne lil âlemîn nezîrâ. O Zat-ı Pâk Sübhânî'nin hayr ve bereketi bol, nihayetsiz ve daim oldu ki Furkan, hak ile batıl ayıran Kur'an'ı kulu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e üzerine indirdi. Ta ki bütün alemlere bir nezir, korkutucu ve sakındırıcı olsun. Bu ayet-i kerimeden anlaşılıyor ki Kur'an hakkı ve batılı ayırmak için indirilmiş. Demek ki Kur'an-ı Kerim'in hak ve batılı Furkan vasfı var. Hak ve batılı ayırır. Başka bir ayet-i kerimede اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي يَاَقَبَانُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ اَنَّ لَمَا اَسْرَنْ كِبِرًا. Şüphe ki bu Kur'an kendisine uyanları en doğru yola, dine ve yola hidayet eder, kavuşturur ve salih amellerde bulunan müminlere çok müjde verir ki onlar için muhakkak büyük bir mükafat vardır. İşte bu ayetimde Kur'an-ı Kerim'e tabi olanların sağlam yola kavuşturulacağını haber veriyor. Sağlam sırat-ı müstakime götüren yol Kur'an-ı Kerim'e bağlı olmakla tabi olmakla gider. Kitabın enzelina ileyke mübarekün liyeddebberu ayatihi ve liyetedekkeru lelbab. Büyük bir kitaptır ki onu sana indirdik. Mübarektir, dünya ve ahiret bereketleri ondadır. Ayetlerini iyice düşünsünler ve akıl sahipleri ibret alsınlar için onu sana indirdik. Bu ayet-i kerimede de Kur'an-ı Kerim'in en büyük bir kitap olduğunu, dünya ve ahiret bereketleri içinde aldığını beyan ederek bizi bu kitabı öğretmek vasıtasıyla kimseye muhtaç olmayacak şekilde ilerlemeye, maddi ve manevi en büyük bereket ve zenginliğe kavuşmaya teşvik etmelidir. لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّورِ. İman edip amel salih edenleri karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için Allah da Kur'an indirdi. Demek ki bu ayetten anlaşılan iman edip amel salih edenler bu Kur'an sayesinde zulümattan kurtulup aydınlığa çıkmış oluyorlar. Adam ben nur yolum aydınlık diyor. Ben hidayet bulmuşum diyor. Kur'an'a tabi olmadan hidayet bulmak mümkün değil işte bak. Ancak insanların karanlıktan çıkartılmaları için Kur'an'a yapışmaları lazım. Kur'an ile bu iş ancak olur. Başka bir şey olmaz. İnna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lehafizun. Şüphesiz şüphe ki biz bu Kur'an'ı indirdik ve onu şüphesiz biz muhafaza edicileriz. Demek ki Kur'an-ı Kerim'in şanı burada büyük ki Cenab-ı Hak onu bozulmaktan, değiştirilmekten korumuş. Ve innehu kitabun aziz. لَا يَتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنْ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ. Muhakkak ki o Kur'an elbette aziz, ulu ve şerefli bir kitaptır. Ona ne önünden ne de ardından batıl yanlış bir şey gelemez. O Kur'an hakim, her işi yerinde olan, hamid, bütün hamdler kendisine mahsus olan Allah-u Teala'larından indirilmiştir. Bu surede anlaşılıyor ki Kur'an-ı Kerim çok izzetli, ulu sahibi olan, bütün kitapların farkında olan bir kitaptır. Zira aziz olan, ulu olan Allah-u Teala tarafından gelmiştir. Vadi insan, dünya ahiret şerefini bu kitaplara aramalıdır.
Şimdi hadis-i şeriflerden Kur'an'ın faziletini bildiren birkaç hadis-i şerif haber hatırlatalım. Kâle Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Eşraf-ı ümmeti hamiletül Kur'an ve sahab-ı leyl. İbn-i Abbas radıyallahu anh'ın rivayetle. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Benim ümmetimin en şereflileri Kur'an'a yüklenciler. Yani Kur'an-ı Kerim belleyip onunla amel edenler ve bir de gece sahabı, geceleyin ibadetle meşhurlardır. Fazlu kelamillahi ala sahil kelam ke fazlillahi ala halkihi. Şu Kur'an'ın Allah'ın kelamı olan şu Kur'an'ın diğer kelamlara olan üstünlüğü Allah-u Teala'nın mahlukatına olan üstünlüğü gibidir. Yani Allah-u Teala ilahdır. Mahluk, halk mahluktur. Cenab-ı Hakk'ın kelamı da kendi gibi kadimdir. Dolayısıyla hiç kıyas edilmez, çok yücedir. İkra'ul Kur'an'ı vebkû fellem tebkû fetebâkev. Kur'an okurken okuyun ve ağlayın. Eğer ağlayamıyorsanız ağlar gibi yapın. İnne Allah yerfe'a bihazel kitabı ekvâmen ve yadav bihi âkârîn. Maka Allah-u Teala bu Kur'an sebebiyle bir takım kavimleri, milletleri yükseltir, diğer bir takım kavimleri de alçak eder. Bugün İslam aleminin yükselmemesi, düşük vaziyette olması, Kur'an-ı Kerim'in kıymetini bilememesinden, Kur'an'a hakkıyla çalışmamasındandır. O halde yeniden Kur'an'a dönüp ona sarılırsak, bu yüksekliği tekrar elde ederiz. Men serrehu en yuhibbellâhe ve resûlehu fellekra' fil mushaf. Allah ve Resulünün sevgisi kendisini mesrur eden, sevindiren kişi mushaf içinde üzerinde yani Kur'an'a bakarak okusun. Bakarak okumak ne oluyor? Zekayı artırıyor, gözü artırıyor, hıfzı ezberliği artırıyor. Ma min şefi'in eftalu menzileten indallah teala minel Kur'ani la nebiyyün ve la melekün ve la gayru. Efendimiz Hasan şöyle buyurmuş. Allah-u Teala indinde ne bir nebi, ne bir melek, ne de bundan garip başka hiçbir şey Kur'an'dan daha üstün bir şefaatçi, kurtarıcı olamaz. Ve Kur'an şeyle şefaat edecek ha. Şefaat inkar edenler de artık düşünsünler. Geri biraz şirkinin şekilde. El-Kur'an-ı Şafi'un müşeffe'un emmâhil musaddakun. Emen câlehu emâmehu kâdehu ilel cennet. Emen câlehu halfehu kâdehu sâkehu ilel nâr. Kur'an-ı Zümüşşan bazılarına şefaat yardım edici ve şefaati makuldür. Bazılarına karşı da bir davacıdır. Hasımdır yani. Her kim onu önüne koyar, ona uyarsa Kur'an onu cennete götürür. Her kim onu arkasına koyar, onunla amel etmezse Kur'an da onu cehenneme sevk eder. Halimiz böyle işte. Kur'an-ı Kerim'in fazileti çok büyüktür, sonsuzdur. Onun hakkında ne kadar konuşsak bitiremeyiz. Kur'an okumak için bazı edepler var. Onlardan bahsediliyor. Onlar da birkaç tanesini size aktaralım. İnşallah Kur'an-ı Kerim'den istifade etmek için o edepleri takınmak lazım. Mesela birinci edep kişinin kendi halinde olan edepler. Okuyanın abdest üzere olmasıdır. Yani Kur'an-ı Kerim ezberden de okunsa yine abdest olmak daha eftaldir. Abdestli okunabildiği halde abdest olmak eftaldir, güzeldir. Güzel elbisesini giyinmesi uygundur. Koku sürünmeli. Yani bulunduğu yer güzel kokulu bir mecliste olması daha iyidir diyor. Kur'an okumadan evvel işte abdest alırsa misvak kullanır. İkincisi ayakta veya otururken edepli ve ağırbaşlı olmasıdır. Ağırbaşlı olmak lazım. Üçüncüsü kıbleye dönmesidir Kur'an okurken. Dördüncü başını eğmesidir yani tevazulere. Beşinci bağdaş kurmaması, yastık duvar gibi bir şeye yaslanmaması, kibirli bir halde paça paça satarak falan değil. Düzgün oturması. Yani sanki hocanın önünde edepli duran talebe gibi Kur'an'ın önünde öyle huzurlu oturup Kur'an okuması edebe bulunur. Okunacak miktar hakkında da bir edep var. Bazı büyükler Kur'an-ı Kerim'i her gün, her gece atmedermiş. Bu alimlerin bazısı bunu iyi görmediler. Çünkü zor olur. Bazıları her gün bir cüz okur, ayda biraz yaparlar. Bazıları da
haftada bir iki hatim yaparlar. Bazıları senede bir iki hatim yaparlar. Bu gibi şeyler vardır. Selef-i Salih'in ekserisi de haftada bir hatim yapanlar varmış. Bunlar Kur'an-ı Kerim'i 7'ye bölünmüş. Hazreti Osman'dan rivayet var. Cuma günü, Cuma gecesi Bakara suresinden Maide suresine okunmuş. Cumartesi gecesi Enam suresinden Hud suresine kadar okunmuş. Pazar gecesi Yusuf suresinden Meryem suresine kadar. Pazartesi gecesi Taha suresinden Kasas suresine kadar. Salı gecesi Ankebut suresinden Saat suresine kadar. Çarşamba gecesi Zümer suresinden Rahman suresine kadar okur ve Perşembe gecesi de hamd eder. İşte bu şekilde haftada bir hatmedenin duası diyor, neticede kabul edilir. Kur'an'ın yazılması da bir edeptir, usulü vardır. Kur'an'ın tertil üzere tane tane okunması edeptir. Kur'an okurken ağlamak, hislenmek, hüzünlü olmak edeptir. Ayetlerin hakkında hakkını arayıp etmek, okuduğu ayetlerin manasını okuduğu gibi, düşündüğü gibi onlarla ana etmek de bir edeptir. Kur'an-ı Kerim'de biliyorsunuz 14 tane secde ayeti var. Secde ayetlerini okuyan kişi okuduğundan sonra o bulunduğu yerden secdesini yapar. Ondan sonra hangi dua ederse o duası kabuldür. Kur'an okumaya en az besmele çekerek başlamak lazım. Böylece tefekkürle, tedbirle okuyarak Cenab-ı Hakk'ın huzurunda olduğunu düşünerek onun kelamıyla Allah-u Teala'ya hitap ederek okumak lazım. İnşallah. Kıraati güzelleştirmek de bir edeptir. Yalnız kıraati güzelleştireceğiz deyip de tecvid kaydesini çiğnemek doğru olmaz. Lahin tekanni yapmak doğru değildir. Makam olur ama tekanniye kaçmadan, yani şarkı makamlarına kaçmadan kendine ait bir makamda okunur. Çünkü tekanni Kur'an'ı güzel okumak manasındadır. Manasını, harfleri bozacak şekilde şarkı türkü makamına çevirecek şekilde olmaması lazımdır. Gafil okunan Kur'an hakkında zem var. Yani rubbe talim dil Kur'an'ı vel Kur'an'ı gel anuhu. Nice Kur'an okuyanlar var ki Kur'an onlara lanet ediyor. Neden? Çünkü Kur'an ahkamını yaşamıyor. Resimler için okuyor. Bazı ulema şöyle demiş. İnnel abde de yetlül Kur'ane. Bazı insanlar Kur'an okurlar. Feyyel'anü nefsehu. O arada Kur'an okumakla kendine lanet eder. Öyle ayarım. Bilmedi halde ha. Yekul elâ lanetullâh alel zalimin. O ayet okur. Allah'ın laneti zalimler olsun. Ayet okur. Ve o zalim nefse, bu adam kendi nefsine zulmediyor. O da oraya girer. Elâ lanetullâh alel kâzibin. Yalancılar üzerine Allah'ın laneti olsun. Ayet okur. Ve ve minhum. Kendisi de yalancıdır. O da oraya girer. Dolayısıyla Kur'an'ı yaşamayan adam Kur'an okumakla kendi aleyhinde tehlike tutmuş olur. İşte Kur'an büyük bir hazinedir, Allah'ın kelamıdır. Onu kendi aklın mantığıyla tefsir etmek doğru değildir. Bu ustada sırrı var burada. Men kâle fil Kur'an-ı bire iyi, felitebevve mekâdehu minennâ. Her kim Kur'an hakkında kendi görüşüne dayanarak bir şey derse, bir hüküm verirse, cehennemde yer hazırlasın. Men kâle fil Kur'an-ı bire iyi, feshâbe. Kim Kur'an hakkında kendi görüşüyle bir şey söylese ve isabet derse, fakat ahde hata etmiştir. Neden? Çünkü aklına göre değil. Onun bir kaydesi var. Rivayetleri var. Onların üzerine gelen rivayetleri var, hükümler var. Bu şekilde olması lazım. Kur'an-ı Kerim tefsirinde belli bir ölçüye tabi olmak lazım. Şimdi tefsirde takip edeceğimiz eser Ehl-i Sünnet tefsirleridir. Tefsirlerin özelliği itikadı ve fıkhi konulara değinir. Mutezile'den, Kaderiye'den, Cebriye'den, Şia'dan uzak Ehl-i Sünnet itikadını bizlere hatırlatır. Sahih itikadımızı ve ahkamla ilgili hususları, kıraatla ilgili vecinleri, bir takım kısaları ve sebebimizin meselelerini değinerek bizi Kur'an hakkında malumata ulaştırır. Kısa ve orta yol bir tefsir olması uygundur. Fazla teferruata giremeyeceğiz. O yüzden Nesef'in tefsiri, Medar-ı Tenzil, İmam Nesef'in tefsiri,
Hoş bir tefsirdir. Yani diğer tefsirlerden düzeltmelerek yapılmış. Rahmetullahi bu hususta müdakkiktir, usul alimdir. Birçok eserler vardır. Mabran Nehir ulemasındandır. İstifade ederiz inşallah. Hicri 710 senesinde vefat etmiş. Miladi 1310 olur. Sûret-ü Fatiha'da kitap. Kitabın Fatiha'sı. Yani Fatiha Suresi. Kitabı açan Fatiha demek. Fatiha açıcı. Fetih kelimesini diyor. Açmak manasında. Kitabı Kur'an-ı Kerim'i pusuyla açıyoruz. Pusuyla başlıyoruz. Ona Fatiha demiş. Mekkiyetün ve ayatuha sebun. Mekke döneminde nazil olmuş. Ayetleri 7 tanedir. Yakıyla medeniyedir. Dedi ki medeniyedir. Medeni döneminde de hicretten sonradan nazil olmuştur. El-Aslâf'ın enna Mekkiyetü ve Medeniyetü. Aslında en sağlık görüş hem Mekke'de nazil olmuş hem Medine'de. Nezret bir Mekke'de hine furzatı salat. Mekke'den namaz farz olduğu zaman inmiş. Sümme nezret bil Medine'ti hine huvleti kıbleti ile Kabe. Kıble Kabe döndüğü zaman tekrar Medine'de inmiş. Bu şekilde her iki dönemde de indiği söylenir. Sümme ümmel Kur'an. Fatiha suresine Ümmül Kur'an deniyor. Kur'an'ın anası, aslı. İçinil hadis, hadis-i şerif var. Kâlen nebi aleyhissalâsı selâm, lâ salâte limen lem yakrar bi Ümmül Kur'an. Ümmül Kur'an, Kur'an'ın aslını, Fatiha okumayanın namazı olmaz. Onun namaz olmaz. Bu tabi rivayet şahlere göre farz manasında, bize göre vacip manasındadır. Bu yüzden ona Ümmül Kur'an demiş. Veliştimâliha allel me'ânî letî fil Kur'an. Ve Kur'an'da bulunan mağaların tamamını ihtiva ettiği için. 7 ayettir ama Kur'an'ın tamamını ihtiva ediyor. Bu yüzden de ona Ümmül Kur'an demiş. Suretel Kenz. Fatiha suresine Kenz suresi demiş. Kenz hazine demektir. Niçin? İkavli aleyhisselam hakiyen anillahi teala Allah-u Teala'dan hikaye ederek yani hadis-i kutsi olarak üretmiş. Fatihatul Kitab, Kenzüm min Künuzi Arşi. Fatihatul Kitab yani Fatiha suresi arşın hazinelerinden olan bir hazinedir. Arştan gelen bir hazinedir. Suretes Şifa ve Şafiye. Şifa ve şifa edici, şafi yeterli olucu bir sure demiş buna. Niçin likavli aleyhisselam? Fatihatul Kitab, Şifa ve min külli dâin illessam. Fatiha suresi ölüm hariç bütün hastalıklardan şifadır. Tabi bunun okuma şekli var, usulleri var, 7 kere okursun, vakitleri var. Okuyanın da ağzı, nefesi kuvvetli olması lazım. Surete tel mesani, mesani suresi diye isimlendirilmiş. Mesani tekrarlanan demek. Lene senna fi külli salatin. Her namazda ikişer kere okunuyor en az. Değil mi? İkişer kere. Birer kere ikişer. Surete salah, salah suresi denmiş. Salah suresi ya namaz suresi. Şimdi ma yurba gelir halinde. Fatiha okumadan namaz olmaz rivayetine göre. Demek ki namaz okunduğu için Salat suresi demiş ona. Velenna tekûnü vacibeten enferi zaten. Çünkü bize göre vacip olur. Şafilere göre de farz olur Fatiha okumak. Bu yüzden Fatiha namazla çok alakası var. O yüzden ona namaz suresi demiş. Suretel Hamd. Hamd suresi demiştir. Vel esas, esas suresi demiştir. Ve inneha esasıl Kur'an. Kur'an esası budur. Ve hamd şükür manasındadır. Tüm nimetleri hatırlattığı için şükür olur. Hamd'e başlıyorsun. Gâle ibn-i Abbas radıyallahu anh'a, Abdullah ibn-i Abbas radıyallahu anh'a şöyle var diyor. İze i'telelte evişteke'yte fe'aleki bil esas. İlletlendiğin zaman, hasta olduğun zaman, bir şeyden şikayetlendiğin zaman fe'aleki bil esas, esasa yapış. Esas suresi, Kur'an, Fatiha suresine yapış. Bunu okumaya devam. Ve ayyuha sebbun ittifa. Ayetleri 7 tanedir. İttifakla bizimle şerh arasındaki itilafa göre ayetlerinde farklılık yok. Hangi itiraf? Besmele'de itiraf var. Şimdi o konuya girecek. Besmele'nin ayet olup olmaması meselesi. Besmele'nin Kur'an'a dahil olan, her sureye dahil olan bir ayet midir? Yoksa baş başına bir ayet midir? Besmele namazda okunur okunmaz mı? Bu konuya girecek. İnşallah bunu ikinci dersimizde işlemeye çalışacağız. Şimdilik bu kadarına ittifak edelim. Yani tefsir Ashab-ı Kiram'ın tabiinin önemli üzerine durduğu bir ilimdir. Olmadan
dinimizin temeli olmaz. Dinimizin hükümleri anlaşılmaz. Dolayısıyla tefsir üzerinde durmak lazım. Sağlam kaynak tefsirlerden dinimizi öğrenmek lazım. Bir meal okumakla dinin incelikleri anlaşılmaz. Sadece Kur'an hakkında belki bir genel bilgi olur ama meal sadece kelime manasında kalınca, izahlı olmayınca ve sağlam kaynaklı olmayınca maalesef insanı yanlışa düşürebilir. Çünkü görüyoruz, işitiyoruz, bakıyoruz. Adamlar meal okuyorlar. Mealden her şeyi çözmeye bakıyorlar. O meal olmaz. Meali manalandıran, Kur'an-ı Kerim manalandıran Efendimiz Aleyhisselam'dır önce. Cenab-ı Hak namaz kılın diye emretti. Nasıl kılacağız? Sallu kemâre ettumûni usallî. Benim kıldığımı gördüğünüz gibi kılın. Bana bakarak ben de gördüğünüz gibi kılın. Bak namazın tefsiri Efendimiz Aleyhisselam'ın fiiliyle. Zekat, zekat verin diye geldi. Nasıl vereceğiz? Ne kadar vereceğiz? Artı rubel oşur. 4'te 1'in 10'da 1'i. Yani 40'ta 1'i getirin. Alın. Bak 40'ta 1 olduğunu Efendimiz Aleyhisselam beğendi. Mübarek sözüyle. Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselam'ın beyanı lazım. Ashab-ı Kiram'ın beyanı lazım. Ondan sonra tabi'in tabi onları tespit etmiş. Kitaplara dökmüş. Böylece tefsirler meydana çıkmıştır. Cenab-ı Hak inşallah. Eğerse ilimlerinden bizi ayırmasın. Bunları güzelce anlamaya, anlatmaya bizi muvaffak etsin inşallah. Velhamdülillah Rabbil Alemin.